Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Tekrar bir video. Yine kampa gelmişken malum masraflardan dolayı 1, 2, 3 içerik üretmeye çalışıyoruz. Bugün de sağ olsun Rabbim nasip etti. Verdikçe verdi. İmkanlar biraz fazlalaştı. Bu kadar silahı da bir araya getirmişken birden fazla içerik nasip olursa üretip kampımızı sonlandırıp bunları da zaman içerisinde yayınlamayı düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Şimdi bugünkü ikinci içeriğimiz diyelim biz buna. Arkadaşıma ait olan Canik MC9, yani Canik'in bu mikro kompakt dediği tabancası. Yani bunu küçük bir önce bir sökümünü yapayım. Yani acaba bir tanıtım gibi bir şey şöyle. Bir de benim şöyle Canik'in sub kompaktı var. Bunun arasında da bir boyut farkı var mı yok mu? Onu da anlamış olma açısından bir video olacak. Yani ben bu silahı aldım. Daha önceden olan arkadaşlarda şöyle bir inceleme imkanım oldu. Yani Canik'in işçiliğine zaten çok fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Pırıl pırıl, pürüzsüz, tertemiz bir işçilik. Mikrokompakt olarak da sabah tabanca bence gayet başarılı. Ama işte bu bizim silah severlerin doyumsuzluğu diyelim biz buna. İstedikçe istemesi mi diyelim, ne dersek ne diyelim artık bilemiyorum. Şimdi böyle bir mikrokompakt silahım olsun diyoruz. Taşıması kolay olsun diyoruz. Tabii doğal olarak taşıması kolay ve gizlemesi kolay olsun deyince kadreden telakat etmek gerekiyor. Bu sefer parmaklar boşta kalıyor diye dert yanıyoruz. Ona göre uzun şarjör bakıyoruz. Uzun şarjörü taktığımızda sırt kısmı boş kaldı diyoruz. Ona göre bu sefer arka sırtlık bakıyoruz falan filan derken tabii bu varyasyonlar böyle kendi içerisinde amip gibi çoğalıp gidiyor. Ama genel hatlarıyla güzel küçük bir tabanca. Şimdi bizim kompaktımızla arasındaki namlu boyu farkına da bir bakalım. Şimdi şöyle tutarsak eğer görünüyor mu bilmiyorum ama aradaki namlu boyu farkı bu. Üst kapaklarla ilgili fark bu. Ama subkompaktın mikrokompakta göre daha enli, daha kalın bir üst kapağı var. İç yapısına bakacak olursanız arkadaşlar birebir aynı. Yine her zaman olduğu gibi güzel. İkisi de pürüzsüz. Ufak tefek detay farklar var ama yani genel hatlarıyla aynı. Şu şekilde koyduğumuzda aradaki fark bu. Şöyle bakıldığında da yine dediğim gibi birebir aynı. Şimdi bir de şunları taktıktan sonra icra millerine de bakalım arkadaşlar. Onların arasında da bir fark var. O da aynı şekilde. Bu. Şimdi tabancaları sadece bir şey merak ettim. Evet. Bunun namlusu bu ne oluyor? Şimdi namlu oldu ama mücamili biraz diğerine göre ben niye takamadım acaba? İzamili şunu da takarken biraz daha zorlanıyor. O sebeple de tam oturmuyor. Ama diğer haliyle yatağına uyuyor. Şimdi bu böyle. Şöyle
yan yana koyduğumuzdaki fark bu. Yükseklik olarak baktığımızda kablesiz olarak daha doğrusu şarjörleri olmadan ben şu arka aparatı sonradan almıştım. Birebir aynı. Yani kabledeki yükseklik subkompakttaki ile mikro kompakttaki yükseklik aynı. Sadece subkompaktın en olarak mikro kompakta göre biraz daha geniş. Şimdi şu mikro kompaktın muhtemelen çalıştıracak. Sadece şurada bu aparatın inceliğinden kaynaklı bir farklılık var. Şu benim bu buna olmayabilir çünkü bunun şu kara kulağından dolayı, şuradaki vidadan dolayı buna tam oturmuyor olabilir ama diğer şarjörle muhtemelen çalışacak çünkü birebir aynı şarjörler. Evet, silah bu. Şöyle bir daha göstereyim. Yani zaten her şeyle aynı. Ufak tefek farklılıklar belki vardır. Genel olarak aynı. Şimdi mikrokompaktla hazır şey yapmışken buraya da hazırlamıştık. Bir de bir 10 tane de oraya doğru bir atış yapalım. Şimdi Allah bismillah diyorum. Evet. Tabii ki mikrokompakt. Mete MC9. Mete MC9 diye geçiyor. Evet. Yani güzel. Genel itibariyle şu kısımda var sadece bir sıkıntı ama zaten mikrokompakt hani aldığımızda koyalım, üstünü kapattığımızda hiç kimse fark etmesin mantığıyla alınan bir tabanca. O sebeple o da tolere edilebilir. En fazla yanında gelen bu 15'lik şarjörle bunu bu şekilde elinizde oturacak şekilde rahatlıkla getirebilirsiniz diyelim. Bu da böyle bir video. İnşallah beğenirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.